Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün 7. sınıf sosyal bilgiler dersinin 1. dönem 1. yazılısı için hazırlık çalışmaları yapacağız. Hepiniz dersimize hoş geldiniz. Öncelikle kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimlerinizi açarsanız bir sonraki videolarımıza da kolayca ulaşabilirsiniz. Hemen bir boşluk doldurmayla başlayalım. Duygu, düşünce ve bilgilerin her türlü yolla başkalarına aktarılmasına ne denirdi? İletişim. Evet, iletişimle başladık. İletişim kaça ayrılırdı? Hatırlayalım. Evet, iletişim kullandığımız yöntem ve araçlara göre üçe ayrılıyordu. Sözlü iletişim, sözsüz iletişim ve yazılı iletişim. İletişimi olumsuz etkileyen sorunlar nelerdir? Evet, iletişimi olumsuz etkileyen sorunlar. Bir, konuşmacıdan kaynaklanan sorunlar ve dinleyiciden kaynaklanan sorunlar olarak ikiye ayırabiliyorduk. Konuşmacıdan kaynaklanan sorunlar nelerdir? İletişimi olumsuz etkileyecek şekilde. Konuşmacı iyi hazırlanmamış bir konuşma metnini karşısındaki insanlara sunuyorsa ve hep aynı ses tonunu kullanıyorsa, dinleyiciye karşı ön yargılı bir tavır takınmışsa, eksik bilgi ve mesaj içeriyorsa ve dinleyicinin seviyesine uygun konuşmuyorsa, yanlış anlaşılacak ifadelere başvuruyorsa konuşmacıdan kaynaklanan sorunlar vardır diyebiliriz. Peki iletişimi olumsuz etkileyen dinleyiciden kaynaklanan sorunlar nelerdir? Dinleyicilerde bilgi eksikliği varsa, ön yargılı bir şekilde dinleme yapıyorsa, dikkatsiz dinliyorsa, yetersiz algılama ve yanlış yorumlama, yine soru sormamada dinleyiciden kaynaklanan sorunlara örnek verilebilir. Peki, tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır atasözü nasıl iletişim şekline örnek verilebilir? Evet, çok güzel. Tabii ki olumlu iletişim şekline örnek gösterilebilir. Diğer boşluk doldurma sorumuza bakalım. Hayatımızda küçük gibi görünen davranışların büyük etkiler yaratması neye örnek olabilir? Evet, kelebek etkisine örnek gösterilebilir. Gazete, dergi, radyo, televizyon ve genel ağ gibi kitle iletişim araçlarının tümüne ne isim veriyorum? Medya. Geçmişten günümüze iletişim araçlarını sıralayalım. Geçmişte kullandığımız iletişim araçlarına en güzel örnekler nelerdir? Duman, ateş. Biliyorsunuz ki geçmişte insanlar dumanla, ateşle haberleşmişler. Posta güvercinleri. Daha sonralar mektup, telgraf, gazete, dergi, ahizeli telefonlar, bilgisayarlar ve günümüzde akıllı telefonlar. Geçmişten günümüze iletişim araçlarını örnek gösterebiliriz ve bu örnekleri çoğaltabiliriz. Başta çocukların medya karşısında pasif bir alıcı olması yerine medyayı okuyabilecek bilince ulaşmasını hedefleyen projeye ne isim veriliyordu? Evet, medya okuryazarlığı denilir. İletişime dayalı hak ve özgürlüklerimiz nelerdir? Bir de bunları inceleyelim. Bilgi edinme hakkı, fikir özgürlüğü, haber alma hakkı, kitle iletişim araçlarından yararlanma hakkı, haberleşme hürriyeti, düşünce özgürlüğü, özel hayatın gizliliği ve benzeri iletişime dayalı hak ve özgürlüklerimize örnek olarak sıralayabiliriz. Diğer boşluk doldurma sorularımıza bakalım hemen. Yayın kuruluşunun düzeltme haberi yayınlamasına ne isim veriliyordu, hatırlayalım. Evet, tekzip adı veriliyordu. Radyo ve televizyon yayınlarını denetleyen kurum hangisiydi? Evet, Radyo Televizyon Üst Kurulu, RTÜK dediğimiz kurum diyebiliriz. Söğüt ve çevresini yurt edinmesi Osmanlı Beyliği'ne hangi avantajlar sağlamıştır? Söğüt ve çevresini yurt edinmesi Osmanlı'ya ekonomik avantajlar sağlamış. Nasıldır? Bu şehirler ticaret yolları üzerinde olduğu için ve burada yapılan ticaretten gelen gelir kaynakları ne yaptı? Ekonomik kaynaklar
Osmanlı'ya geçti ve ekonomik olarak bir avantaj sağladı. Siyasi olarak Bizans İmparatorluğu iç karışıklıklar içerisindeydi ve siyasi bir avantaj sağladı. Coğrafi olarak nasıl sağladı? Osmanlı'nın savaşlarını daha çok Bizans devletiyle yapması, diğer beylikler arasında Osmanlı'ya sempatinin artmasını sağlamış ve konar geçer Türklerin Osmanlı topraklarını tercih etmelerine neden olmuş. Evet, Osman Bey'in Karacahisar'ı fethetmesi beyliğe ne gibi faydalar sağlamıştır? Ne diyebiliriz? Karacahisar'ın İznik'ten İstanbul'a giden ana yola hakim olması nedeniyle önemli bir noktada. Bu yüzden de bu gibi faydalarda bulunmuştur. Osman Bey'in İpek Yolu üzerindeki Bursa'yı fethetmek istemesinin sebepleri nelerdir? Bursa'nın İpek Yolu üzerinde olması burada ticaret yoluna sahip olup siyasi güç elde etmek isteniyor. Ve ekonomik kazanç sağlanmak isteniyor bu ticaret yolundan. Ve Bizans'ın Marmara'nın güneyindeki üstünlüğünü yok etmek isteniyor. Ve bu nedenlerden dolayı Bursa'yı fethetmek istemiştir. Ve Karesi Beyliği'nin Osmanlı'ya katılmasıyla fetihlerde nelerden yararlanılmış? Karesi Beyliği'nin bulunduğu konum itibariyle Osmanlı'ya katılması fetihlerde deniz gücünden yararlanılmasını sağlamıştır. Ve Bizans İmparatoru Kantakuze'nin tahtını korumak için Orhan Bey'den yardım istemesi ve Orhan Bey'in yardımları karşılığında da nereyi Türklere vermişti? Evet, Çimpe Kalesi'ni. Çimpe Kalesi Türklere verildi. Bu aynı zamanda neydi? Rumeli'ye geçişin ilk adımıydı. Çimpe Kalesi'nin alınması. Osmanlı Devleti'nin İskan politikası nasıldı? Ya da İskan politikasının amacı neydi? İskan politikasında Türkleştirmek ve İslamlaştırmak amacı var. Bölgeye Türkmenlerin getirilerek imar ve iskan çalışmaları ne yapılmıştır? Yapılmıştır. Osmanlı Devleti'nde yönetici ve askeri sınıfın dışında kalan kesime ne denirdi? Reaya. Evet, toplumsal yardımlaşma ve beraberliğe katkısının yanı sıra esnaf ve zanaatkarların yetiştirilmesi ve şehir ticaretin canlılığının sağlanmasına katkı sağlayan teşkilat nedir? Evet, çok güzel. Ahi teşkilatıdır. Yaya ve Müsellem adında ilk düzenli ordu hangi padişah zamanında kuruldu? Evet, Yaya ve Müsellem adındaki ilk düzenli ordu Orhan Bey döneminde kuruldu. Yeniçeriler 3 ayda bir ne denilen maaş alıyorlardı? Ne isim verilen maaş alıyorlardı? Ulufe denilen maaş alıyordu Yeniçeriler. Ve gayrimüslim çocukların ailelerinin rızasıyla alınıp Türk ailelerinin yanında yetiştirilip askerliğe alınmasına ne isim verilirdi? Devşirme sistemi. Şimdi de tımardan bahsedelim biraz. Tımar neydi? Dirlik toprağı. Peki tımar dirlik toprağına ekip biçen, buradan gelir elde eden kimseler asker yetiştirirlerdi ve bu askerlerin masraflarını karşılar, kendi masraflarını da karşılarlardı ve bu şekilde tımar sistemi görülüyordu. Peki tımar topraklarında yaşayan atlı askerlere ne denirdi? Tımarlı sipahiler deniyordu. Şimdi de divan teşkilatına bakalım. Divan teşkilatında kimler bulunuyor? Sadrazam, veziri azam kimdir? Padişahın vekili ve yardımcısı. Padişahın mührünü taşıyor ve padişah sefere katılmadığı zaman orduyu komuta eder veziri azam. Ve Fatih Sultan Mehmet döneminden itibaren artık divan toplantılarına başkanlık etmeye başlamıştır. İkincisi kazasker. Divan toplantılarında büyük davalara bakıyor. Kadıların ve müderrislerin atamasını yapıyor.
Defterdarlar, bütçenin hazırlanması ve diğer mali işlerden sorumludur. Anadolu ve Rumeli defterdar olmak üzere ikiye ayrılıyor. Yine kaz askerler de Anadolu ve Rumeli kaz askeri olarak ikiye ayrılıyordu. Diğeri nişancı. Nişancı kimdir? Divan toplantılarında alınan kararlara ve diğer belgelere padişahın imzası demek olan tuğrayı çekmekle görevli kişiler nişancılardır. Ayrıca fethedilen yerlerin, toprakların gelirlerine göre devlet görevlilerine dağıtımını yapar. Reisülkütahp da devletin dış işlerinden sorumlu oldu zamanla. Daha önce nişancıya bağlıydı, daha sonra dış işlerinden sorumlu hale geldi. Şeyhülislam divanın sürekli üyesi değildir. Ancak gerekli olduğunda divan toplantılarına katılıyor ve divanda alınan kararların dine uygun olup olmadığına karar verir. Şeyhülislam'ın verdiği kararlara ne isim veriyoruz? Fetva. Kaptanı Derya da Osmanlı'da donanma komutanıdır. Evet, Osman Bey'den bahsedelim biraz. 1299 yılında Söğüt'te bağımsızlığı ilan etmişti. Bilecik'i alıp başkent yapmıştı ve ilk Osmanlı parası Osman Bey döneminde basılmıştı ve yine Bizans'la ilk savaş Koyunhisar Savaşı da 1302'de Osman Bey döneminde yapılmıştı. Orhan Bey döneminin en önemli noktası neydi? Bursa'yı fethedip başkent yapmıştı Orhan Bey ve Karesioğulları Beyliğini almıştı. İlk kez Osmanlı Devleti deniz kuvvetlerine sahip olmuştu. Çimpe Kalesi yine Orhan Bey döneminde alınmıştı. Rumeli'ye geçiş sağlanmıştı. İlk düzenli ordu yaya ve müsellem ordusu Orhan Bey dönemindeydi yine. Evet arkadaşlar, kuruluşundan İstanbul'un fethine kadar Osmanlı Devleti'nin siyasi durumuna kadar bu şekilde genel bir tekrar yapmış olduk ve birinci yazılı için hazırız. Hepinize yazılarınızda başarılar diliyorum. İyi çalışmalar, hoşça kalın.